Tişat Edirne'ye gitmeden önce Herzl'ın yanına uğramış. Veda etmiş. Biz de son görüldüğü sokağı araştırırken öğrendik. Herzl'la görüşmesini katil surette men etmiştim. Ama dinlememiş, gene görüşmüş onunla. Herzl sevdiği bir yazardı. İstediği kadar arzı şahane yazılar yazsın. O adamın hünkârımıza gidip Kudüs'ü isteme fütursuzluğu, fikirleri nasıl yanlış bir adam olduğunu belli ediyor. Dişat'a böyle bir fenalığa iten fikirlerin tohumu eminim ondan çıkmıştır. Bir şey mi vardı? Selim Paşa sizinle konuşmak istiyor. Bir yere yetişmem gerekiyor da başka bir zaman konuşalım. Neyle alakalı? Kızın aklına sen mi soktun o fikirleri ha? Sen mi hainlik yapmasını istedin? Kendinize gelin. Sakin olun lütfen. Onu yoldan çıkarttın. Sen öldürdün onu, sen! Kendinize gelin. Benim kızınızın başına gelenlerle hiçbir ilgim yok. Yalan söylüyorsun. Neler anlattın ona? Kimlerle tanıştırdın? Ne yaptın da kızımı bir haine çevirdin ha? Bakın, ben bir yazarım. Kızınız da yazıya meraklı bir insandı. Bana yazdıklarını getirip fikrimi istedi. Hepsi bu. Yalan söylüyorsun. Yalan! Bakın hatta yanımda bana verdiği yazılardan biri var. Bakın. Bakın. Sizinle yaptığı bazı seyahatlerden bahsediyor. Buyurun. Diğer yazılarını da size ulaştırabilirim. Gerçekten kızınızın başına gelenlerden dolayı ben de çok üzgünüm. O iyi bir yazar olabilirdi. Hoş geldin Herzl. Neyin var senin? Neye yol açtığını gördün değil mi? Bir şey olduğu yok. Benim gördüğüm gayet iyi idare ediyordun. Ben bir fikir adamıyım. Kutsal bir gaye uğruna sözümle, yazılarımla savaş veriyorum. Ama sen benim elime kan sıçrattın. Hiçbir savaş kan dökülmeden kazanılmaz Herzl. Bunun için bana teşekkür etmelisin. O kızın ölmesine lüzum yoktu. O kız ölmeseydi bugün karşına çıkanlar yarın onun peşine düşeceklerdi. O kız da er ya da geç senin ismini verip her şeyi anlatacaktı. Sonra da o kutsal gayeni Abdülhamid'in zindanlarında hayal ederdin artık.